Yani 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Sonrasında Adile Sultan 1899'da vefat ettiğine göre en sonda da o defnedildi buraya. Dolayısıyla uzunca bir sürecin içerisinde. Hemen bitişinde Hüsrev Paşa'nın türbesi var. Böyle birkaç türbe yan yana iç içe geçmiştir orada. Yapı 19. yüzyıl son devir Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini yansıtıyor. Üzerinde. Maalesef İstanbul'daki kültür varlıklarının hepsini her zaman koruyamıyoruz ve aynı zamanda ziyaret edemiyoruz. Belki hanımlarla ilgili ekiplerin bunu daha iyi çalışması, sivil toplum örgütlerinin, bakanlıkların buna da sahip çıkması gerekiyor. Yani Adile Sultan İstanbul için çok özel biridir. Yani Gül Camii'nin yanında Sıbyan Mektebi, işte Arap Camii'nde Şadırvanı yahut Cihangir Camii'nde büyük bir çeşmesi vardır. Dolayısıyla böyle şehrin her yerinde onun hayır eserlerini izleyebiliriz, takip edebiliriz. O İstanbul'a sahip çıkmak için çok çalışmış ve adı her yerde yaşıyor. Onun bir şekilde türbesinin de herhalde daha iyi korunması ve bakımının sağlanması gerekiyor. Fakat bu işte çok iyi değiliz maalesef. II. Mahmud'un kızıdır. Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi, sonra gelen Osmanlı padişahlarının da Abdülaziz ve Abdülhamit'in halası. Yani hanedanın en önemli figürlerinden biri ve ileri yaşında büyük saygı görmüş. İşte onun Ramazan, özellikle Fındıklı Sarayı'ndaki Ramazan sohbetleri, iftar toplantıları çok meşhur olur imiş ki 2. Abdülhamit devrinde de bu süreçler devam etmiş. Hanedanın bir büyüğü olarak 19. yüzyılın ikinci yarısına adeta damgasını vurmuş hanımlardan biri. Tabii ki aslında çok zengin bir hanım, muhteşem saraylar inşa ediyor ama dindar bir Müslüman olduğu anlaşılıyor. Çok zengin bir türbe inşa ettirmek istememiş, daha mütevazı bir yapı inşa ettirmiş. Öncelikle kendi sevdikleri için bunu hazırlamış ve onların oraya defnedilmesini sağlamış. En son da 1899'da kendisi vefat ettiğinde o da oraya yerleştirilmiş. Mimarlık tarihi açısından değil ama İstanbul kültürü açısından hiç şüphesiz çok hoş bir hatıra bu. Osmanlıların dünyaya bakışı, işte dindarlığı ve ahiret anlayışıyla ilgili bir sürü mesaj da veriyor bize. Mütevazılığı, hani çok zengin bir hayatta yaşasa böyle daha mütevazı bir mekanda sonsuz uykusunu uyumak istemesi aslında bence çok şey öğretiyor bize. Burası Sultan Abdülhamit Han'ın halasının da mezarının bulunduğu 174 yıllık türbe. Yapı tamamen harabeye dönmüş durumda. Kapısını ise yalnızca bu tahta destekler ayakta tutuyor.